Anadolu coğrafyasında yaşayıp veya bu toprakların tarihini merak edip de onu tanımayan var mıdır acaba? O, bu toprakların yakın tarihi yazılırken mürekkep okkasını elinde tutanlardandı. Her şeyden önce güçlü bir kadındı. Halide Edip adı var. Yazar, gazeteci, siyasetçi, akademisyen, öğretmen ve rütbeli bir asker. Halide Onbaşı diye de bilinir. O, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en çok eser veren yazarlarındandır. Birçok kitabı sinema ve televizyona uyarlanmıştır. Sade bir dille yazdığı 21 roman, 4 hikaye kitabı, 2 tiyatro eseri ve çeşitli incelemeleri arasında Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal adlı romanı en bilinen eserlerindendir. Gerçekçi roman geleneğinin öncülerinden kabul edilen yazarın adının Edip olması da yazarlığından, edebiyat eserleri vermesinden ötürüdür. Eserlerinde kadının eğitilmesine ve toplum içindeki konumuna özellikle yer veren Halide Edip, yazılarında kadın hakları savunuculuğunu elden bırakmaz. Halide Edip, ileriki yıllarda yaşayacağı mücadele dolu hayatının ilk izlerini çocukluk yıllarından gösterir. Aslında rahat bir aileye gözlerini açmıştır ama onun mücadeleci ruhu adeta genlerinde işlenmiştir. İlk mücadelesini 1884 yılında İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya gözlerini açmasından kısa bir süre sonra verir. Annesi Fatma Berifem Hanım'ı veremden kaybetmesi küçük Halide için hayatın acı yüzüyle ilk tanışması olacaktır. Wilson Prensipleri Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer alır. Cemiyet 2 ay sonra kapatılır. Halide Hanım, Amerikan mandası tezini 10 Ağustos 1919 tarihli bir mektupla Milli Mücadele Önderi Mustafa Kemal'e iletir. O sırada Sivas Kongresi hazırlıklarını sürdürmekte olan Mustafa Kemal bu tezi reddeder. Daha sonra Nutuk adlı eserinde tam metnine yer vereceği bu mektubu yüzünden Halide Edip, mandacı olarak suçlanacak, hatta hain olarak nitelenecektir. Ancak o, yıllar sonra Türkiye'ye geri döndüğünde bir röportajında milli mücadele için Mustafa Kemal Paşa haklıymış diyecektir. Halide Edip deyince hemen mandada gündeme geliyor. Amerikan mandası konusu Atatürk'ün Erzurum'a gitmek üzere yola çıktığı sürelerde gündeme geldi. Sivas Kongresi ile gündemden çıktı. Yani 3-4 aylık bir olaydır. O sırada müttefik kuvvetler bölüşmüşler. Türkiye'nin pek çok yerinde fiilen işgal yapmışlardı ve bir yandan da Yunan ordusu İzmir'e çıkmıştı. Genel şartlar buydu. Tabii memleketin aydınları devamlı hal çaresi arıyorlardı. Bunlardan bir tanesi de Halide Edip. O sıralarda genel kanı bir küçük bölgede İstiklal Savaşı yapıp yalnız orayı da egemenliği ele almak yerine Osmanlı topraklarının bütünlüğünü muhafaza ederek geçici bir süre için bir Amerikan mandası tesis etmek ve belli bir süre sonra da bu Amerikan mandasından kurtulmak. Sivas Kongresi'nde söz alan bütün delegeler hep manda lehine konuşmuşlar. Ancak herkes mandayı kendine göre, şartlarını kendine göre yaratarak, çünkü ortada Amerikan heyetinden herhangi bir teklif yok. Herkes işte Amerika gelsin, bize teknisyenler getirsin, para sarf etsin, ülkeyi kalkındırsın, işte 15-20 sene sonra da ayrılıp gitsin ve bizim bağımsızlığımıza da karışmasın diyor. Halide Edip de bunlardan bir tanesi. O da Atatürk'e yazdığı mektuplarda, ki Nutuk'ta var o mektup. O da yani padişahın emri vaki yapıp İngiliz mandasını kabul etmesinden korktuğunu belirtiyor. Böyle bir şey olduğu takdirde bütün o şeydeki Hristiyan azınlıkların azacağı, Türklerin şahsiyetinin kaybolacağını belirtmiş. Halbuki Amerika'nın
zaten çok uluslu olduğu, bizleri de kalkındırıp işgal, istila emeli olmadığını belirtiyor. Aslında Erzurum Kongresi'nde de zannediyorum 7. maddedir, bir madde var. Türkiye'yi istila emelleri olmayan bir büyük devletin her türlü ekonomik ve teknik yardımı kabul edilir diyor. 15 Mayıs 1919 günü İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine İstanbul'da ardı ardına protesto mitingleri düzenlenir. İyi bir hatip olan Halide Edip, Fatih, Üsküdar, Kadıköy mitinglerine katılır. Bunları Sultanahmet mitingi izler. Birinci Dünya Savaşı bitip de İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiğinde pek çok örgüt kuruluyor. Ve örgütlerin hemen hepsinde bakıyoruz Halide Edip mutlaka var. Mutlaka her örgütün içinden bir ucundan karışmış olarak çıkıyor. Kendisine çok da güvenen bir insan. Bu mitinglerde konuşmacı aramıyor. İşte bir gün bakıyor Halide Edip. Bak, bir kriz var yani. İşte ertesi gün bir miting yapılacak. Sanıyorum Türk Yurdu'nun düzenlediği bir miting. Konuşmacı arıyorlar. Tamam canım diyor yani. Madem konuşmacı bulamadınız, ben konuşurum. Kendisi de aslında ufak tefek, öyle hani ortalıkta dolaştığı zaman çok dikkati çeken birisi de değil. Siyah çarşafı ile kalabalığın arasına dalıyor ve o gün bir efsane gibi kürsüye çıkıyor. Edip, Fatih ve Sultanahmet mitinginde diyordu ki: "Ey kardeşler, hemşireler, al rengiyle başımızda dalgalanan ulu bayrağımız, görüyorsunuz ki siyahlara, matemlere büründü. Kundaktaki yavrularımız düşmanların süngüsünden geçti. Kalınlar, gözlerimizin önünde evlatlarımızın kanlarıyla sulanan yurdumuzun işgaline tutacak mıyız? Hayır! Hanımefendiler, malumum, silahımız yok. Fakat göğsümüzde imanımız ve bütün dünyayı yaratan Allah'ımız var. Toprağımızın üstünde şerefsiz yaşamaktansa toprağın altında yatmayı şeref sayarız. Birbirimize ellerimizi uzatalım. Tek bir hedefe, yalnız Türk istiklal ve cumhuriyeti gayesine doğru yürüyelim. Vatan mutlaka kurtulacaktır." Sultanahmet Meydanı'ndaki mitingde yaptığı etkili konuşmayla insanlara mücadele ruhunu aşılar. O konuşmada sarf ettiği "milletler dostumuz, hükümetler düşmanımızdır" cümlesi daha sonra bir vecize halini alacaktır. Halide Edip o sancılı günlerde dönemin iktidarına göre illegal olan Karakol isimli örgütte görev alarak Anadolu'ya silah kaçırılmasına yardımcı olur. Bir yandan padişahın, bir yandan İngilizlerin hafiyeleri evini gözetim altında tutarken oradan çıkıp Anadolu'ya geçmesini bilecek kadar da korkusuz ve mahirdir. 16 Mart 1920'de İstanbul'un İngilizler tarafından işgal edilmesi üzerine idamlarına karar verilen ve padişah tarafından da idamları onaylanan 6 mahkum arasında Halide Edip de vardır. Halide Edip'in milli mücadele önderi ve baş kahramanı Mustafa Kemal'le yolları bir kez daha kesişmiştir. Çünkü padişahın idam hükmünü verdiği bu 6 vatansever, Mustafa Kemal, Kara Vasıf, Ali Fuat Paşa, Ahmet Rüstem, Doktor Adnan ve Halide Edip'ten başkası değildir. Hakkındaki idam hükmü Halide Edip'in kararlılığından bir şey eksiltmez. Çok cesur ve inançlı biridir o. Belki de bu cesaretinin kaynağı da inancından gelmektedir. 1951 yılındaydı zannederim, bir zelzele oldu İstanbul'da. Onun Soğanağ'daki iki katlı evinin üst katında ben, eşi Adnan adı var ve büyük annem oturuyorduk. Daha zelzele başlarken en önde ben, arkamda Adnan adı var. 10 saniyede merdivenlerden inip dış kapıyı tuttuk. O arada zelzele durdu. Ben büyük annemi yanında görmeyince hemen yukarı çıktım, baktım. Masada oturuyordu. O bir iskambil kağıtlarıyla pasyans açardı oturduğu zaman.
onu oynamaya devam ediyordu ve yüzünde en ufak değişiklik yoktu. Bana da bakarak biraz böyle alaylı bir şeyle, niye bu kadar korktunuz yani, neticede kaderde ne varsa o olur demiştim. Haklarında idam kararı çıkmadan önce Halide Dip'le eşi birlikte İstanbul'dan ayrılıp Ankara'daki milli mücadeleye katılacaktır. Halide Edip'in bundan sonraki gelişmesi tahmin edeceğiniz gibi milli mücadele yönünde oluyor. Çünkü şehri işgal edilmiş. Bu arada iki de oğlu olduğunu söylemeyi ihmal ettim galiba. İki çocuk annesi Halide Edip. İki çocuğunu ablasına ve Robert Kolej'e yatılı teslim edip eşi Adnan'la beraber milli mücadeleye katılmak üzere Ankara yolculuğuna çıkıyor. Çok ağır bir yolculuk. 20 gün kadar süren ve sürekli takip altında, tehdit altında bir yolculuk. En enteresan tarafı da Halide Edip o güne kadar hani ata binenlerden biri değil, at binmiş bir kadın değil. Ama anlaşılıyor ki yolculuğun önemli bölümü at sırtında gidecek. Ankara'da Keçiören Kalaba'daki karargâhta görev alır. Mustafa Kemal telgraflarda şöyle yazıyor. Ankara'ya Kazım Karabekir'e, Doğu Cephesi'ne, Ankara'ya gelenler arasında Halide Edip Hanım ve 8-10 tane de İstanbul milletvekili vardır. Yani bunu bir tartıya koyarsanız bu çok güzel bir telgraf. Yani Halide Edip Hanım 10 milletvekiline bedeldir manasına geliyor. Onların hiçbirinin isimleri yok. Halbuki onlar da çok önemli kişiler. Ama Halide Edip Hanım milli mücadelede hem dünyaya hem de ülke içine propaganda açısından mükemmel yani. Çünkü bir kadın, bir anne, bir yazar, bir gazeteci, bir aktivist ve Osmanlı'nın önemli insanlar almanaklarına girmiş bir kadın. Daha Ankara yolunda çok önemli bir başka görevin tohumlarını ekecektir. Milli mücadele sırasında haberleşmenin önemini daha da iyi anlayan Halide Edip, Akhisar istasyonunda karşılaştığı Yunus Nadi Bey ile Anadolu Ajansı'nın temellerini atacaktır. Halide Edip Ankara'ya gittikten sonra da onu Yunus Nadi gazete, Yunus Nadi'nin bir tarifi var. Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu ve sahibi olan Yunus Nadi diyor ki sanki Halide Edip Hanım cepheye değil de at sırtında gezintiye çıkmış bir halde geldi diyor. Halbuki o kendisini anlatırken kaç kere hasta olduğunu, yolda ne kadar ızdırap çektiğini, atın üstünde duramadığını, her tarafı ellerinin yara olduğunu, bütün bunları ayrıntısıyla yazmış yani. Halide Edip, Anadolu Ajansı'nın muhabiri, yazarı, yöneticisi, hizmetlisi olarak çalışacaktır. Milli mücadeleye ilişkin haber derlemek, bilgileri telgrafla iletmek, telgrafı olmayan yerlerde cami avlularına afiş yapıştırılmasını sağlamak, Avrupa basınını takip edip batılı gazetecilerle iletişim kurmak, Mustafa Kemal'in yabancı gazetecilerle görüşmesini sağlamak, ona tercümanlık yapmak, Yunus Nadi Bey'in çıkardığı Hakimiyet-i Milliye gazetesine yardımcı olmak ve Mustafa Kemal'in diğer yazı işleriyle ilgilenmek de Halide Edip'in işleri arasındadır. Bir dönem Eskişehir Kızılay'da hasta bakıcılık yapar. 1921'de Ankara Kızılay Başkanı olur. Cephede hizmet etmek istediğini Mustafa Kemal'e telgrafla iletir ve cephe karargahında görevlendirilir. Sakarya Savaşı sırasında onbaşı olur. Halide Onbaşı Dumlupınar Meydan Muharebesi'nden sonra orduyla birlikte İzmir'e gider. Rütbesi başçavuşluğa yükselmiştir. Savaştaki yararlılıklarından ötürü İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandıktan sonra Ankara'ya döner. Eşi Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul temsilciliğiyle görevlendirilince İstanbul'a gider. Anılarının buraya kadar olan kısmını Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eserinde anlatır Halide Edip. Ben onun savaşla ilgili iki romanı çok beğendim. Biri Türk'ün Ateşle İmtihan, pardon, Ateşten Gömlek, diğeri Burun Kahpeye. Yani burada çok özgün bir şey var. Belki de dünyanın başka yerinde bulunacak bir şey değil. Bir ülkenin en ünlü yazarı kalkıyor, savaşa gidiyor ve savaş sırasında oradaki olaylardan esinlenip iki tane roman yazıyor. Bu romanlardan Ateşten Gömlek çok iz bırakan bir roman ama ayrıca iki bölüm halinde filme çekiliyor ve
Üstelik de gösterim tarihi 1923, yani milli mücadelenin artık silahların sustuğu günlerde film gösterime giriyor. Muhsin Ertuğrul tarafından çekilmiş film. Ve yani büyük bir olay oluyor. Daha sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılıp Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabul edilmesiyle tek parti dönemi başlayınca kocası Adnan Adıvar'la birlikte Türkiye'den ayrılarak İngiltere'ye gider. 1925 yılında Şeyh Said isyanın ardından ilan edilen Takrir-i Sükun Kanunu sırasında ülkeyi terk ediyorlar. Bir, ikisinin de sağlığı çok bozuk ve çok yorgunlar. Bir de bence kurulan muhalefet partisi içinde Adnan yer aldığı için o partiye de bir baskı yöneliyor. Sanıyorum bütün bunlar bir araya gelince bir süreliğine Türkiye'den ayrılmak istiyorlar ve bu gidiş maalesef çok uzun sürüyor. Büyükannemin bir mide rahatsızı, ondan öldü zaten. Mide bağırsak rahatsızlığı var. Eşi de doktor olduğu için onu Avusturya'da muayene ettirmek ve tedavi ettirmek üzere alıyor, götürüyor. Fakat onlar gittikten sonra işte meşhur o İzmir suikastı olayı patlıyor falan. Öyle bir karışıyor ki Türkiye, bir daha tekrar gelemiyorlar. Ayrıca Halide Edip oradayken bir takım devrimler yapılıyor. Bu devrimleri bir kısmına karşı çıkıyor. Atatürk'ün ölümünden sonra İsmet İnönü'nün davetiyle Türkiye'ye döndükleri 1939 yılına kadar 4 yılı İngiltere, 10 yılı Fransa'da olmak üzere 14 koca yıl yurt dışında yaşar. Bu zaman zarfında İngiltere'de Cambridge, Oxford, Fransa'da Sorbonne üniversitelerinde zaman zaman konuşmacı olarak davetler alır. İcabet ettiği davetler çok daha uzaklardan da gelir. İki kez Amerika Birleşik Devletleri'ne, bir kez de Hindistan'a yine bu davetler üzerine gider. 1939'da vatanına, özlemle yanıp tutuştuğu aşkı İstanbul'a geri döner. Bir yıl sonra İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Filolojisi kürsüsünü kurmakla görevlendirilir. 1939'dan sonra ne olduğuna bakarsak, artık 60'lı yaşlarına yaklaşmış bir Halide Edip var karşımızda. Başında bir eşarp hiç çıkartmadığı, o bir dönemin çok şık gezen, çarşafın ucundan lülesini çıkartan, her zaman elleri bakımlı, kıyafeti bakımlı, hatta cebinde bile kendine özel kıyafetler diktiren, buna çok özen gösteren Halide Edip. Orta yaşta demeyeyim, erken yaşlanmış bir kadın ruh halinde gezdiğini görüyoruz. Ve İnönü'nün isteği üzerine İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Filolojisi bölümünü kurmak işini üstleniyor. Ben bundan çok zevk aldığını düşünüyorum. 10 yıl kürsü başkanlığını yürütür. Shakespeare hakkında verdiği açılış dersi büyük yankı uyandırır. 1950 yılında Demokrat Parti listesinden girdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir süre bağımsız milletvekili olarak görev yapar. Doğru bildiğini söylemekten, fikrini savunmaktan asla sakınmayan Halide Edip için meclis günleri bir süre sonra hayal kırıklığına dönüşecektir. İlk başlangıçta çok heyecanlı, meclise gidiyor, konuşmalar yapıyor, eleştirilerini söylüyor. Fakat maalesef zaman içinde anlaşılıyor ki Halide Edip eleştirilerinden gene vazgeçmiyor ve Demokrat Partililer onu çok tuhaf bulmaya başlıyorlar. O da Demokrat Partilileri çok tuhaf buluyor. Sonunda siyasi vedaname diye bir yazı yayınlayıp daha milletvekilliği süresi bitmeden kendisinin siyasete veda edeceğini ilan ediyor. Bu arada ne yapıyor dersek, romanlarını yazmaya devam ediyor, gazete yazılarını yazıyor. Ankara'da bir kanun görüşülüyordu. Büyükannem de o sırada İstanbul'daydı. Bir takım ilave maddeler konulduğunu öğrenince hemen atladı gitti Ankara'ya ve meşhur konuşmasını yaptı. Ve o konuşmanın sonunda hem muhalefet hem iktidar milletvekilleri belki de ilk defa
sıra kapaklarını vurarak protesto ettiler onu. Ve bu şekilde bir protestonun olacağını eşi Adnan adı var ona söylemiş, rica etmiş. Hatta yalvarmıştı konuşmayı yapmaması için. Ama o çıktı, o konuşmayı yaptı. Bu özelliğinden ötürü cephede Atatürk'le de ters düşmüştür. Halide Edip daima özellikle erkeklere hep dominan olmayı, yani onları yönetmeyi becermiştir. Ne zaman bir topluluk içinde bir komisyon veya toplantı olarak bir şey yapılacaksa o hakim olmuştur, onları yönetmiştir. İki defa başarılı olamadı. Bir tanesi ilk eşi Salih Zeki ile, diğeri de Atatürk'le. 5 Ocak 1954 günü Cumhuriyet Gazetesi'nde Siyasi Vedaname başlıklı bir yazı yayımlayarak bu görevinden ayrılır, tekrar üniversitedeki görevine döner. Eşi Adnan Bey'i 1955'te kaybetmesi onu çok sarsacaktır. Halide Edip'in ikinci eşi Adnan adı var. Demin de dediğim gibi tam bir bilim adamıydı. İnsan olarak, salt insan olarak da mükemmelin ötesinde bir insandı. Mesela o tarihte ilk milletvekili maaşlarına zam yapıldığında 1946-50 arasında, o da milletvekiliydi, karşı çıktı buna. İki milletvekilinden bir tanesi. Kanun çıktı ama almadı o farkı. Türkiye Büyük Millet Meclisi muhasebesine iade etti dönem sonuna kadar. Böyle bir insandı. Olağanüstü. UNESCO'nun Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri programına da dahil edilir. O, kimileri için önemi sonradan anlaşılan, pek çok kişi içinse ileride daha iyi anlaşılacak bir büyük şahsiyettir. Ben Halide Edip'i neden önemli diye düşünenler ve merak edenler için şunu söyleyeceğim. O kadar güzel gazete yazıları var ki, yani romanlarla tanıyanlar için bu bir sürpriz olabilir. Belki bir gün birisi oturup bütün bu makaleleri bir araya getirip çok güzel bir kitap yapabilir. Ben Halide Edip'in gazetelerde çıkmış yazılarının hiç eskimediğini, temel insan hakları, özgürlükler ve neye ihtiyacımız varsa içinde yer aldığını gördüğüm için çok mutlu oldum.